Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bugün de imanla alakalı bir sorumuz var. Tabii iman özellikle inanılacak şeyler konusunda öğrenilmesi gereken çok şey var. Neye iman ediyoruz? Bunları bilmemiz gerekiyor. Bunlardan biri de meleklere iman. Nasıl olmalıdır? Onu sormak istiyorum. Yani meleklere iman deyince bizim neyi anlamamız lazım? Neleri bilmemiz gerekiyor? Mesela büyük meleklerden, işte dört büyük melekten falan bahsediliyor. Bize anlatabilir misiniz? Efendim kitaplarda Mevlana-ı Bağdadi Hazretleri'nin İtikadname kitabında Kemal Feyzullah Efendi onu Türkçemize aktarmış. Herkese lazım olan iman ismiyle de yayınlanmış o kitap efendim. Anlatılırken bütün akaid kitaplarında da zaten anlatılıyor. Melek elçi, haber verici veya kuvvet demektir. Melekler cisimdir, latiftirler, gaz halinde de daha latiftirler, nuranidirler, diridirler, akıllıdırlar. İnsanlardaki kötülükler meleklerde yoktur. Allah-u Teala'nın izin verdiği her şekle girebilirler. Gazlar sıvı ve katı olduğu gibi ve katı olunca şekil alıp da gözüktüğü gibi melekler de güzel şekiller alabilirler. Melekler büyük insanların bedeninden ayrılan ruhlar değildirler. Çünkü Hristiyanlar melekleri öyle zannediyorlar. Var, evet. Enerji, kuvvet gibi maddesiz de değildirler. Eski filozoflardan bir kısmı da böyle zannediyor. Melek tekilidir. Melaike çoğuludur. Melekler her canlıdan önce yaratıldı. İnsan ve cinden önce yaratıldı. Onun için kitaplara imandan önce meleklere iman geliyor. Mesela amente, amentü billahi ve melaiketi diyoruz. Amentü billahi, Allah-u Teala'ya ve melaiketi ve meleklerine. Ve Allah-u Teala imandan sonra hemen melekleri zikredilmiştir. Ve meleklere iman konusu itikat kitaplarında, kelam kitaplarında anlatılırken buyuruyor ki meleklere iman şu şekilde olması lazım. Şöyle inanılması lazım. Melekler Allah-u Teala'nın kullarıdır. Ortakları değildir. Kızları değildir. Niye hasreten bu ifade kullanılmış? Çünkü hep kadın şeklinde gösteriyorlar. Alakası yok. Kanatlı bir de. Değil. Kanatlı kadın şeklinde gösteriyorlar. Evet. Onunla alakalı değil. Hristiyanların kiliseleri öyle resimlerle dolu. İsa Aleyhisselam böyle bir şey bildirmedi. Sonra da uydurdular bunu. Kendi kafalarına göre uydurdular. Bizde de var öyle resimler. Var. Aynen öyle. Var yani. Bir zamanlar şimdi o kartpostallar gitti. Kurban Bayramı'nda bir kanatlı kadın resmi kucağında koç. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'ı koç kurban, getiriyor. Ha, koç getiriyor. Hiç alakası yok. Şey de değil yani erkeklik ve dişilik diyor konularda. Çünkü kitaplarda anlatılırken melekler Allah'ın ortakları değil, kızları değildir. Kafirler ve müşrikler öyle zannettiler. Hiç alakası yok. Allah Teala meleklerin hepsini sever. Ve meleklerin hepsi de istisnası ama Allah Teala'ya itaat ederler. İsyan hatırlarına gelmez. Çünkü melekler masumdur. Yaratılışlarında, yapılarında nefs olmadığı için meleklerde isyan kelimesi yok. Kötülük düşünemez. Düşünemez. Günah düşünemez. Düşünemez. Yani ben bir kötülük etsem, bir isyan etsem yok öyle bir şey. Bu ne demek diyecek? Ne demek? Yok öyle bir şey düşünemez. Şeyler müsait değil, yaratılışlar müsait değil. Günah işlemezler, emirlere isyan etmezler. Erkek ve dişi değildirler, evlenmezler. Allah falan ne kadar yarattıysa o kadar. Çocuklar olmaz, hayat sahibi ve diridirler. Ha, Cenab-ı Hak ne kadar murad ederse o kadar yaratır onları. Evlenerek çoğalmazlar. Ama akıllı varlıklardır. Ne emredilirse onu yaparlar. Ama sayıları da çok çok fazladır. Sayılarını Allah-u Teala'dan başka kimse bilemiyor onların. Yani insanlara göre. Aynen öyle. Mesela bazı yerlerde geçer işte Allah-u Teala insanları yaratacağı zaman, yaratacağını buyurduğu zaman melekler Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Ya Rabbi yeryüzünü ifsad edecek ve kan dökecek mahlukları mı yaratacaksın? Gibi meleklerin zelle denilen sualleri bunların masum günahsız olmalarına da zarar vermez buyurulmuş itikad kitaplarında. Zaten onu hikmetini öğrenmek maksadıyla arz ettiler diye de bildiriliyor kitaplarda. Ve sayısı en çok olan mahluk, bakın mahluk tabiri kullanılıyor. Mahluktur, yaratılmıştır, yaratılmıştır çünkü. İlah değildir, Allah-u Teala'nın ortakları değildir. Meleklerdir. Bunların sayılarını Allah-u Teala'dan başka kimse bilemiyor. Göklerde meleklerin ibadet etmedikleri boş bir yer yoktur. Hani zaman zaman bize sorarlar ya, bize de gelir ya öyle. İşte uzaylılar var mı? Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedi kat gökten bahsediliyor. Her kattaki, her gökteki bulunan mevcut cisimler ne kadar bilmiyoruz. Biz birinci kat
gördüğümüz bu. Üzerinde yaşadığımız Samanyolu galaksisi de aynı şekilde üzerinde bulunduğumuz. Bunların yani ne kadar gezegen var, ne kadar yıldız varsa her birinde melekler vardır. Vazifeleri de vardır, melekler de vardır. Uzaylı değil, melek vardır. Uzayda canlı var mı? Evet var. Evet, melek var. Göklerin her yeri rükuda veya secdede olan meleklerle doludur. Göklerin her yeri. Göklerde, yerlerde, otlarda, yıldızlarda, canlılarda, cansızlarda, yağmur damlalarında, ağaçların yapraklarında, her molekülde ve her atomda, her reaksiyonda, her harekette, her şeyde meleklerin vazifesi vardır. Her yerde Allah-u Teala'nın emirlerini yaparlar. Her işte onların vazifesi var. Melekler Allah-u Teala'nın mahluklar arasında vasıtadırlar. Bazıları diğer meleklerin amiridir. Bazıları peygamberlere haber getirir. Bazıları insanların kalbine iyi düşünce getirir ki buna ilham denir. Şeytandan gelene de vesvese denir. Bazılarının insanlardan ve bütün mahluklardan haberi bile yoktur. Merak da etmez. Allah-u Teala'nın cemali karşısında kendilerinden geçmişlerdir. Meleklerde her birinin belli yeri vardır. Meleklerin de kendilerine mahsus belli yerleri vardır. Oradan ayrılmazlar. Bazısının iki, bazısının dört veya daha çok kanadı vardır. Tabii şimdi kitaplarda bu şey yapıyor. Ha, kanadı varsa diyor, kanat takıyor kadın ondan sonra. Bak diyor melek, alakası yok. Şimdi her hayvanın kanadı vesaire, uçakların kanatları kendilerinin yapısında olup. Uçağın da kanadı var, kuşların da var. Ama uçak kanadını böyle çırpmaya kalkma, apı yutar. Çizgi filmlerde olur. Evet, çizgi filmlerde olur. Tabii bu kanatlar birbirine benzemediği gibi meleklerin kanadı da kendi cinslerindendir. İnsan görmediği, bilmediği bir şeyin adını işitince bunu bildiği şeyler gibi zannedip aldanabilir. Öyle tasavvur ediyor. Evet, aynen öyle anlıyor. Meleklerin kanatları vardır, inanırız, fakat nasıl olduğunu bilemeyiz. Bu kiliselerdeki işte bazı dergilerde, filmlerde melek diye görülen kanatlı kadın resimleri hep uydurmadır. Ve Müslüman böyle resim yapmaz, bunlara da itibar etmez. Meleklere inanacakmış kimse. En şeyde kitaplarda anlatılırken deniyor ki cennet melekleri cennettedir. Bunların büyüklerinin adı da Rıdvan'dır. Cehennem meleklerine Zebani denir. Bakın bu meleklere verilen bu isimdir. Dolayısıyla Zebella gibi adam, ondan sonra ne bileyim zalim, katlar adama işte Zebani gibi adam demek küfür olur. Meleğe hakaret olur çünkü. Cehennem meleği de olsa. Tabii. Cehennemde vazifeli o. Yani, melektir, günahsızdır. O ne emredilirse onu yapar, isyan etmez. Öbürüsü Allah-u Teala'nın emrini çiğneyip isyan ediyor, zulmediyor. Onunla kıyas edilir mi? Allah-u Teala muhafaza buyursun. Cehennemde emrolunan vazifeleri yapar. Cehennem ateşi bunlara zarar vermez. Nasıl vermez efendim? Denizdeki yaşayan balık ve diğer deniz mahlukatına su zarar veriyor mu? Vermiyor. Peki insan yersin bakayım bir. Ona zarar veriyor. Hatta bazı mahlukat var mesela, karada da yaşıyor, denizde de yaşıyor, suda da yaşıyor. Suyun altına da rahatla girip çıkabiliyor ama insan giremiyor. Ha, denizaltıyla girebilir, o ayrı mesele. Veyahut da dalgıç elbiseleriyle girebiliyor. Ve cehennem zebanilerin büyükleri 19'dur. En büyüğünün ismi de Malik'tir cehennem meleklerinden. En büyüğü amirler de odur. Her insanın hayır ve şer bütün işlerini yazan, ikisi gece ikisi de gündüz gelen dört melek kiramen katibin melekleri denir. İkisi gece ikisi gündüz gelir veya hafaza melekleri de denir. Hafaza meleklerin bundan başka olduğu da bildirilmiştir. Ama genel isim itibariyle her insanın sağında ve solunda iki melek var. Bunlar nöbetleşe değiştirirler. Her gün insanın yaptıklarını kaydederler. Kabirlerde kafirlere ve kiramen katip meleklerinden sağ taraftaki iyilikleri, sol taraftaki de günahları kaydeder. Kabirlerde kafirlere ve asi Müslümanlara azap edecek melekler ve kabir suali soracak melekler de vardır. Bu sual meleklerine münker ve nekir, Müslümanlara soranlara mübeşşir ve beşir de denir buyuruyor. Mübeşşir ve beşir veyahut da münker ve nekir. Bir de meleklerin kendi aralarında birbirlerinden üstünlükleri vardır. Zaten siz onu sormuştunuz. Bunlardan birisi Cebrail Aleyhisselam'dır. Bunun vazifesi peygamberlere vahiy getirmek, emir yasakları bildirmektir. Tabii burada bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına şu gelebilir. Yani Cebrail Aleyhisselam bu konuda yalnız mıydı? Hayır. Onun da emrinde sayısını bilemediğimiz kadar melekler var. Mesela bazı sureler için işte bu sureyi Cebrail Aleyhisselam'la beraber işte 70 bin melekle beraber indirildi. Yani sayılarını bilmiyoruz hem. İkincisi sur denilen mahiyetini bilemediğimiz, ona boru diyorsun artık ne diyebilirsin, başka kelime olmadığı için o kullanılmış, üfürecek olan İsrafil Aleyhisselam'dır. Suru iki defa üfürecektir. Birincisinde Allah-u Teala'dan başka her diri ölecektir. İkincisi de hepsi tekrar dirilecektir. Mahiyeti nedir bilmiyoruz onu. Üçüncüsü Mikail Aleyhisselam'dır.
ucuzluk, pahalılık, kıtlık, bolluk, daha doğrusu iktisadi nizam yapmak, ferahlık ve huzur getirmek ve her maddeye hareket ettirmek bunun vazifesidir. Tabiattaki mevcut olan her şey. Bunun kontrolünde. Peki Mikail Aleyhisselam yalnız mıdır? Hayır. Onun da emrinde sayısını bilemediğimiz kadar melekler vardır. Ve dördüncüsünde efendim Azrail Aleyhisselam'dır. İnsanların ruhunu almakla vazifelidir. Azrail Aleyhisselam'ın emrinde de sayısını bilemediğimiz kadar ölüm meleği vardır. Herkesin ruhunu almaya Azrail Aleyhisselam kendisi gelmez. Peygamberlerin ve Allah-u Teala'nın sevgili kullarının ruhunu almakla almak için gelir. Öbürlerinde aynı şekilde belki ömrü boyunca bir defa sıra gelen melek vardır Azrail Aleyhisselam'ın emrinde. Bir de bunların dışında Mustafa Bey, Hamele-i Arş denen melekler 4 tanedir. Kıyamette bunlar 8 olacaktır. Huzur-u İlahi'de bulunan meleklere mukarrebin denir buyuruyor. Azap meleklerinin büyüklerine kerubiyan ismi verilmiştir. Rahmet meleklerinin ruhaniye denmektedir. Bunların hepsi meleklerin üstünleridir. Ve sıralamada bu şekilde bildiriliyor ve meleklere de inanmak, iman etmek bu şekilde olmalıdır buyuruyor efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan meleklere iman konusunda ve melekler konusunda bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.